Merhaba arkadaşlar. Ünitemiz Friendship'ti. Yani iyi bir arkadaşın ve kötü bir arkadaşın özelliklerinden bahsediyorduk. İyi arkadaşın özelliklerinde kalmıştık. Şimdi bir tane cümlemizle başlayalım dersimize. Real friends, şöyle... Real friends give advice, disagree without hurting you, and give compliments about your achievements. They are sincere diye bir tane cümlemiz var burada. Burada altını çizdiğimiz şeyler, arkadaşlar, kelimeler ve ifadeler iyi bir arkadaşın özelliğidir. Peki ne anlıyoruz burada? Ne anlatıyor? Gerçek arkadaşlar sana öğüt verir, seni üzmeden senin fikirlerine karşı çıkar ve senin başarıların konusunda sana iyi şeyler söyler, komplimanlar yapar, değil mi? Onlar nasıldır? Onlar samimidir diyerek daha önceden öğrenmiş olduğumuz iyi arkadaşın özellikleriyle ilgili olan ifadelerle bir tane cümle oluşturduk. Bak burada kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane özelliği kullanarak ne yaptık arkadaşlar? Bir tane cümle oluşturduk, değil mi? Şimdi artık geçelim kötü veya olumsuz bir arkadaşın özellikleri nasılmış? Artık onu görelim. Evet. A bad and negative friend veya şöyle de denilebilirdi. A bad or a negative friend is dishonest. Dishonest neydi? Sahtekar, değil mi? Hani dürüst olmayan. Dürüst değildir. Treats you badly. Sana kötü davranır. Hurts you veya hurts your feelings. Seni incitir veya senin duygularını incitir. İkisi de seni incitir gibi düşünülebilir. Lies to you is a liar. Sana yalan söyler, yalancıdır. Is bad tempered. Hani bu kötü davranışlarda bulunur anlamına gelir arkadaşlar. Aksi demek daha uygundur. Aksidir. Bad tempered. Accuses you of something. Seni bir şeyle suçlar. Makes fun of you. Şimdi fun'ı gördüğümüz her yerde arkadaşlar bu iyi bir arkadaşın özelliğidir. Şekle düşürmeyeceğiz. Make fun of you dalga geçmek. Yani seni eğlendirmek falan değil. Tamam mı? Makes fun of you seninle dalga geçer. Tells your secrets to others. Senin sırlarını başkalarına açıklar anlamına gelen bir ifade bu da. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. He can't be your friend because he makes fun of you in public. Bakın o senin arkadaşın olamaz. Because'dan sonraki ifadede niye iyi arkadaşın olamaz onu açıklıyor. Niye olamazmış? Çünkü seni insanların içerisinde seninle alay ediyormuş, değil mi? İnsanların içerisinde toplumun içerisinde seninle alay ettiği için iyi bir arkadaş olamaz. His friend is a bad-tempered girl. She hurts his feelings and all the time and accuses him of her faults diyor. Bakın, onun arkadaşı nasıl bir kızmış? Aksi bir kızmış, değil mi? Neden aksi bir kızmış? İşte burada ondan sonra onu veriyor. She'den sonra. She hurts his feelings all the time. Bakın, her zaman onu incitiyormuş. İncitiyormuş. Onun duygularını incitiyormuş. And accuses him of her faults. Bakın, o kızın kendi hatalarından... Bu erkeği suçluyormuş, değil mi? Yani bunu suçluyormuş. Ondan dolayı o iyi bir arkadaş olamaz, değil mi? Bad tempered olduğuna göre iyi bir arkadaş mıdır? Hayır. Aksi ise iyi bir arkadaş değildir. Kötü bir arkadaştır. Devam edelim. Evet, burada is ignorant var. Criticize you are, makes you upset, upsets you, embraces you, is jealous of you, is messy, is naughty şeklinde ifadeler var. Ignorant hani göz ardı eder şeklinde düşünmeyip hani cahil dersek daha uygun olur, değil mi? Ignore neydi? Göz ardı etmekti. Ama ignorant
cahil, criticize you, eleştirir seni, değil mi? Makes you upset, upsets you, ikisi de seni üzer anlamına geliyor. Embraces you, seni utandırır, hani toplum içerisinde utanmana neden olur. Is jealous of you var, bak burada seni kıskanır. Is messy, dağınıktır. Is naughty, yaramazdır. A good friend does not make you upset and embrace you when you need him, her. Bakın iyi bir arkadaş, şimdi bakın does not dediğine göre burada bahsedilen ifade de kötü bir arkadaş açıklanıyordur, değil mi? İyi bir arkadaş, sen ona ihtiyaç duyduğun zaman seni üzmez ve seni utandırmaz, değil mi? Yapmazsa iyi bir arkadaş bunu, kötü bir arkadaş yapıyordur. Dolayısıyla burada kötü bir arkadaşın özelliği var arkadaşlar. Johnny never gives a compliment to me when I get a good marks. When I get good marks desek daha iyi olur aslında. Şuradaki A'yı silelim. When I get good marks in the exams as he is jealous of me. Şimdi önce yukarıdaki öğrendiğimiz ifadelere bakalım. Make upset vardı. Embrace you, değil mi? Embrace you. Şimdi buradaki ifadelere bakalım. Gives compliments, yani iltifat etmek, güzel şeyler söylemek, komplimanda bulunmak, hani komplimanda bulunmak diye de geçiyordu ya. Bakın bir de burada jealous of var, değil mi? Evet. Şimdi ne diyormuş burada? Ben sınavda iyi not aldığım zaman Johnny beni kıskandığı için bana asla iltifat etmez anlamına geldi, değil mi? Demek ki bu da kötü bir arkadaşın özelliği oldu arkadaşlar. Breaks your heart, neglects you, ignores you, is selfish, is stingy, mean. Şimdi breaks your heart senin kalbini kırar. Neglects you veya ignores you seni göz ardı eder veya seninle ilgilenmez, değil mi? İhmal eder diyebiliriz. Selfish, neydi selfish? Bencil. Stingy veya mean, ikisi de cimri anlamına geliyor. Cümlelerine bakalım. Yula's mother neglects him most of the time, so he is upset all the times. Make upset şeklinde aslında burada şey yapabiliriz. Ben all the times demiştik. When he comes to school, I think we must support him. Evet, burada da başka bir şey var. Buradaki support'un altını kırmızıyla çizsek daha mı iyi olur? Evet, kırmızıyla çizdik daha iyi oldu. Evet, mavi demiştik burada. Burada bizim daha önce öğrendiğimiz 3 tane ifade var. Bunların ikisi kötü. Bir tanesi iyi, değil mi? Şimdi, peki ne diyor burada? Yula's mother diyor ya, Yula'nın annesi çoğu kez onu ihmal eder. Dolayısıyla Yula, buradaki Yula, Yula sürekli, yani okula geldiği zaman sürekli üzgündür. Biz ne yapacağız? Bence biz de onu desteklemeliyiz. Değil mi? Madem annesi desteklemiyor, biz destekleyelim diyor burada. Olivia is really selfish. He doesn't even share. Does not share'de burada altı çizilebilir. Şimdi Olivia gerçekten bencilmiş. Neden bencilmiş? Silgisini bile paylaşmıyormuş, değil mi? Silgisini bile paylaşmıyormuş. Ondan dolayı bencil, kötü bir arkadaş. Şimdi yukarıdaki cümlede ilk cümle annesiyle ilgili olduğu için Yula'nın olumsuz bir kişiden bahsediyoruz. Arkadaş diyemeyiz burada. Anne, aile bireyi olumsuz. İkincisinde ise bakın bizle ilgili bir şey ve biz desteklememiz gerektiği için, biz desteklememiz gerektiğini düşündüğümüz için biz olumlu bir arkadaş oluyoruz, değil mi? İyi bir arkadaş oluyoruz burada. Evet. Relationship types, ilişki tipleri. Burada göreceğimiz bakın 6 tane ilişki var. Clique relationship,
friend relationship, family relationship, classmate relationship, teacher student relationship, human animal relationship. Buradaki relationship ilişki, click iş arkadaşı. Dolayısıyla ne oluyor? İş arkadaşı ilişkisi veya iş arkadaşlığı ilişkisi. Friend relationship, arkadaş ilişkisi veya arkadaşlık ilişkisi. Family relationship, aile ilişkisi. Classmate relationship, sınıf arkadaşı veya sıra arkadaşı ilişkisi. Teacher-student relationship, öğretmen-öğrenci ilişkisi. Human-animal relationship, yani insan-hayvan ilişkisi. Evet, 6 tane ilişki tipi gördük burada arkadaşlar. Şimdi bir de expressing opinion, yani fikirleri nasıl açıklıyoruz onu bir görelim, öğrenelim. Nasıl açıklıyormuşuz? I think, bence, in my view, yine bence, in my opinion, bence, to me, yine bence, personally, yine bence, according to me, bence, bana göre, hani hepsi de bana göre, bence, benim düşünceme göre şeklinde ifade, daha doğrusu fikir belirtmek için kullanılan ifadelerdir. Kendilerinden sonra veya yani başta kullanıldıysa kendilerinden sonra virgül gelir, sonda kullanıldıysa kendilerinden önce virgül gelir, ortada kullanıldıysa her iki tarafta da virgül gelir. Gelmediği zaman görürseniz de şaşırmayın, gelmeyebilir arkadaşlar. Ama genel kural olarak benim az önce söylediğim kurallar geçerlidir bunda. Evet. Asking the qualities of a friend or friendship. Şimdi bir arkadaşın niteliğini yani niteliklerini veya arkadaşlık ilişkisinin niteliğini nasıl soruyormuşuz ona bakalım. What do does deyip arada işte özne olup look like. Nasıl biri? Nasıl biri? Peki ne sorarız bununla? Tabi ne sorarıza dönmeden önce, gelmeden önce altındakine bakalım. What am is are like? Bak burada am is are'dan sonraki boşlukta tabii ki özne oluyor. Bu da nasıl biri anlamına geliyor. Hem yukarıdaki hem de ikincisi, yani hem bu hem de bu nasıl biri anlamına geliyor. Peki ikisi arasındaki fark ne? Arkadaşlar bu fiziksel görünüm. Tamam mı? Şu ise kişilik veya karakter dedi yazabilirdik. Her ikisi de nasıl biri anlamına geliyor ama birincisi fiziksel görünümü sormak için, ikincisi kişiliği sormak için kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım, how is a good veya best veya true veya real veya close friend? İşte iyi bir arkadaş, en iyi bir arkadaş, gerçek bir arkadaş nasıl biridir şeklinde arkadaş özelliği sorulur. How should a good veya best veya true veya real veya close friend be? Bunda da arkadaşlar aynı şekilde iyi, en iyi, gerçek arkadaş nasıl olmalıdır şeklinde iyi bir arkadaşın özelliği sorulabilir. Veya aslında hani burada bad de diyebiliriz. Kötü bir arkadaş olur o zaman, değil mi? Kötü bir arkadaşın özelliği sorulmuş olur. Bakın iyi bir arkadaş veya kötü bir arkadaşın özelliği bu bir de burada soruluyor. Nasıl olmuş? What do you expect from a good veya best veya true veya real veya close friend? Yani hani yakın, gerçek, iyi, en iyi arkadaştan sen ne beklersin? Hani aynı değil mi? Nasıldır? İyi bir arkadaş nasıldır? İyi bir arkadaş nasıl olmalıdır? İyi bir arkadaştan ne beklersin? Üçü de aslında aynı anlama gelir. Üçü de karşınıza çıkabilir. Şimdi bakalım. What kind of a person is? Şimdi burada is'den sonra atıyorum ne olsun? Ali olsun. Özne gelir. Ali nasıl bir insandır? Değil mi? Direkt bir kişiyi sormaya yönelik. Veya burada what kind of persons are Ali and Ayşe. O zaman da ne oluyor? Çoğul oluyor. Çoğul iki tane veya daha fazla insanın veya arkadaşın veya aile bireyinin
özelliğini soruyoruz bu şekilde. Burada genel bir soru var. What do you think about friendship? Arkadaşlık konusunda ne düşünüyorsun dediğiniz zaman koskoca bir kompozisyonda yazabilirsiniz. Evet, hani bir genelde bir paragraf istendiği zaman sorulabilecek sorulardan bir tanesidir bu da. Evet, burada da bu soruların kullanıldığı ve bu sorulara cevapların verildiği ifadeleri görüyoruz arkadaşlar. Bakın, what does Lauren look like? Lauren nasıl biridir? Neyi soruyorduk peki look like ile, what look like ile? Fiziksel görünümü soruyorduk değil mi? Bakın burada söylüyor. She is short and overweight. Kısa ve, yani Lauren kısa ve nasılmış? Aşırı kiloluymuş. What's your friend like diyor burada ikinci cümlemizde. Şunu inceledik. Şimdi şuna bakalım. What's your friend like? Burada ne diyor? Aynı yukarıda olduğu gibi senin arkadaşın nasıl biridir diyor. Peki yukarıdakinden farkı neydi? Yukarıdakinden farkı yukarıdaki fiziksel görünümü sorarken aşağıdaki neyi soruyordu? Kişilik özelliğini soruyordu. He is sensible, sincere and punctual. Bakın. Sensible, sincere, punctual. Peki bunlardan hangileri olumlu kişilik özelliği? Hangisi olumsuz kişilik özelliği? Üçü de olumlu kişilik özelliği değil mi? Mantıklı, yani akıllı, mantıklı, samimi ve dakik. Demek ki bunların üçü de olumlu kişilik özelliğiymiş. Buraya bakalım. What kind of a person is Fernando? Fernando nasıl bir insandır? Bakın, what's your friend like'a çok benzer bir ifade değil mi? Şöyle, mesela nasıl olabilirdi burada? What is Fernando like olabilirdi? Veya şuradaki what kind of a person is your friend olabilirdi değil mi? Hani buradaki ifadeye dönüştürülür ve anlam kaybı olmaz. Bakın, sensible, sincere and punctual aynı cevabı vermişiz. Çünkü aynı soru, farklı şekilde yazılmış aynı soru arkadaşlar. Yani aynı anlama gelen soru. Evet. How is a true friend? Gerçek bir arkadaş nasıldır? Gerçek bir arkadaş nasıldır diye sorulduğu zaman arkadaşlar biz iyi bir arkadaşın özelliklerini veririz değil mi? İşte burada toleranslı, dürüst, destekleyici anlamına gelen tolerant, honest and supportive ifadeleri var. Gerçek bir arkadaş toleranslıdır, dürüsttür ve destekleyicidir anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi, how should a best friend be? En iyi bir arkadaş nasıl olmalıdır? Şimdi aslında benzer soru değil mi? Bakın, yine burada tolerant var, honest var, supportive var. Şimdi burada hani a true friend yerine best friend de yazılabilirdi, daha iyi olurdu. A true friend should be tolerant, honest and supportive. Gerçek bir arkadaş veya en iyi bir arkadaş dürüst, yani toleranslı, dürüst ve destekleyici olmalıdır. Should var ya burada. Olmalıdır. Evet. Şimdi şuna bakalım. What do you expect from a good friend? İyi bir arkadaştan ne beklersin? Bak yine burada yine aynı cevap var değil mi? Tolerant, honest, supportive. İyi bir arkadaş, gerçek bir arkadaş veya en iyi bir arkadaş toleranslı, dürüst ve destekleyici olmalıdır diye bakın 3 soruya da aynı cevap verilmiş. Niye 3 soruya da aynı cevap verilmiş? Çünkü farklı şekilde sorulmuş, üçü de aynı sorudur arkadaşlar. Yani aynı anlama gelen sorudur. Şimdi diğer önemli kelimelere geleceğiz arkadaşlar. Diğer önemli kelimeler hani birinci ünitenin bu arkadaşlıkla ilgili olan ünitenin diğer önemli kelimelerinden bakın başında ne var? Pretty var, iyi, hoş, sevimli. Angry var, neydi? Kızgın. Ambitious var, neydi?
hırslı. Make arrangements var burada bakın. Make arrangements, düzenlemeler yapmak. Atıyorum bir parti için, doğum günü partisi için düzenlemeler yapmak. Burada annoyed veya with var. Annoyed, kızmak, sinirlenmek. Sense of humor, karşınıza çıkma ihtimali yüksek olan şeyler. Şeyle demeyeyim, ifade. Espri anlayışı arkadaşlar. Calm, daha önceden de görmüş olmanız lazım. Neydi? Sakin, değil mi? Patient neydi arkadaşlar? Sabırlı. Impatient nedir peki? Başına im geldiği için sabırsız. Shy, utangaç. Successful, başarılı. Sensitive, hassas. Warm, sıcak. Clumsy, sakar. Important neydi? Önemli. Talkative, konuşkan. Bir de chatterbox var arkadaşlar. Karşınıza çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama chatterbox duyarsanız şaşırmayın. Careful, dikkatli. Valuable, değerli. Lovely, sevimli, hoş. Hani pretty gibi. Anxious, bakın worried de var. Eş anlamlısı, endişeli. Lonely, yalnız arkadaşlar. Deyip burada bugün bitiriyoruz. Diğer derste görüşmek üzere.